Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Rinobek nazal sprey nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Rinobek 200 püskürtme sağlayan ölçekli pompa ve nazal aplikatörlü amber renkli pet şişede sunulur. Burun içine uygulanan her püskürtme dozu 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat içerir. Rinobek solunum yollarında iltihap giderici etkiye sahip bir kortikosteroittir. Rinobek yıl boyunca devam eden nezle, saman nezlesi ve burun mukozasında görülen daima akıntı ve tıkanıklığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Rinobek nazal spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Rinobek'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Rinobek'in içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Rinobek ile tedaviye başlamadan önce burun ve burun boşluğu iltihaplanmaları, akciğer veremi, tedavi edilmemiş mantar hastalığı, deride mikrobik iltihaplanmalar ve uçuklar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Rinobek'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer saman nezlesi ve yıl boyunca devam eden nezle tedavisinde 3 hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa Rinobek kullanımına son veriniz. Burun yollarında ve sinüslerde infeksiyon varsa bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden Rinobek kullanımından önce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir. Sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve böbrek üstü bezinizin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek bir neden varlığı durumunda Rinobek tedavisine başlayacaksınız. Rinobek'ten kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa ve yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz Rinobek sizde büyüme hızında azalma veya sistemik yan etkiler gösterebilir. Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek Rinobek kullanılmamalıdır. Ağır polen alerjisine maruz kalmışsanız özellikle gözdeki alerji belirtileri için ilave tedavi almanız gerekebilir. 6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Rinobek nazal spreyin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Rinobek'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, döküntü, ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, gözlerde, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişlik, nefes darlığı, bronşların daralması, yaygın yan etkisi, kurdeşen, kaşıntı, hoş olmayan tat ve koku, burun kanaması, burun kuruluğu veya tahrişi, boğaz kuruluğu veya tahrişi, çok seyrek yan etkisi, göz içi basıncında artış veya gözde perde inmesi, burun boşluğunun iç duvarının hasarı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Rinobek nazal spreyi nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklar için kullanım günde bir kez her burun deliğine 2 püskürtmedir. Ancak günlük toplam doz 4 püskürtmeyi geçmemelidir. Tam bir tedavi için Rinobek'i düzenli kullanınız. Doktorunuzun belirttiği doz uygulamalarına uymalısınız. İlk birkaç günlük uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz. Uygulama yolu ve metodu ise Rinobek burun içine uygulanır. Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca tedaviye başlamadan önce püskürtme mekanizmasını çalıştırmak üzere koruyucu kapağı, koruyucu halkayı çıkarınız ve sprey pompasına birkaç kez çalıştırınız. Rinobek uygulaması için şu işlemleri yapınız. Burnunuzu özenle temizleyiniz. Şişeyi iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarınız. Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız. Püskürtme mekanizmasını çalıştırmak için sprey pompasına birkaç kez bastırınız ve püskürtme oluştuğunu görünüz. Uygulama ucunu burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda nazal aplikatörle bastırınız. Bu şekilde tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için de tekrarlayınız. Doz uygulamalarınız bittikten sonra koruyucu kapağı ve mavi halkayı yerlerine takınız. Uygulama ucunun tıkanmış olması halinde uçtaki deliği sivri cisimle açmayınız. Ilık su ile hafif ve dikkatlice yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı veri yoktur. Rinobek'in saklanması. Rinobek'i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Rinobek'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.